Herkese merhaba dostlar, Yegira TV ekranlarına hoş geldiniz. Birkaç saat önce attığım Voidage sezon ortası güncelleme notlarında paylaştığımız operatör değişikliklerini isterseniz test serverına gelen güncellemeyle 700 MB kadar bir güncelleme geldi. O güncellemeyle beraber sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Bu güncellemede Baka nerf geldi, Yegira nerf geldi, Mozzie'ye nerf geldi. Bazı operatör dengelleme değişiklikleri geldi ve Yinke harika bir buff geldi arkadaşlar. Öncelikle isterseniz Buck'tan başlayalım. Buck arkadaşlar kısmi olarak buff, kısmi olarak nerf, aslında bir dengeleme değişikliği. Buck biliyorsunuz ki hem yukarıdan aşağı hem de aşağıdan yukarıya dikey olarak oynayabilen bir operatördü. Ayrıca bu operatörde çok da güçlü bir ikinci silah vardı. Bu ikinci özellikle arkadaşlar granate'ti, frag granate'ti. Bu bombaları kaldırıp yerine arkadaşlar Claymore verdiler. Buck'ta arkadaşlar bundan sonra Claymore olacak. Ayrıca bakın şu aşağıda gördüğünüz pompalısı 25 tane kullanabiliyordunuz. Bunları artık Naher namluda 5+1 ve toplamda 25+1 olmak üzere 26 tane kullanabileceksiniz. Yink'e buff geldi demiştim arkadaşlar. Yink'e geldiğimizde Ying bundan sonra birkaç tane değişiklik oldu. Ying bundan sonra arkadaşlar smoke grenade kullanabilecek. Zaten hala hazırda Ying'de smoke grenade vardı. Ancak çok güçlü olduğu için yerine Claymore vermişlerdi. Ying popülerliğini yitirdikten sonra Ubisoft tekrardan sağlam bir buff verip Ying'i en eski halinden bile daha güçlü olmasını istiyor gibi. T95 arkadaşlar normalde 43 hasar vardı. 46'ya çıkarıldı. Ying'in arkadaşlar smoke granate'i geri döndü ve kandelaların da 3'ten 4'e çıkarttılar. Toplamda bundan sonra 3 değil 4 tane kandela kullanabilecek Ying. Bir diğer değişiklik arkadaşlar defans operatörlerine gelen değişiklik. Defans operatöründe Frost'ten son hatırlarsınız Holo gelmişti. Aynı şekilde M12'ye de Holo geldi Kaverin'in. Kaverin M12 silahında da artık bundan sonra yeni nesil holografik kullanabileceksiniz. Bu yeni nesil holografik özellikle Frost'ta, Mozzie'de gerçekten güzel iş yapıyor ve bu tarz silahlarda, SMG'lerde gerçekten hızlı oynamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca arkadaşlar M12 zaten hali hazırda 40 hasara sahip. Fire rate'i ne kadar düşük olsa bile güzel bir hasarla oyun oynayabilirsiniz. Ama ben hala kamerada tabii ki pompalıyı tercih ediyorum. Hem rotasyon için hem de oyun tarzları farklılığı için bunu kullanabilirsiniz. Bir diğer nerf arkadaşlar Mozzie'ye geldi. Mozzie'nin arkadaşlar artık ikinci silahlardaki Super Shorty pompalısını kullanamayacaksınız. Sadece bundan sonra SDP 9 mm'lik tabancasını kullanabileceksiniz. Bu da Mozzie'ye gelmiş olan üzücü bir haber. Çünkü Mozzie'nin zaten olayı pompalıylaydı. Gerçekten onunla çok iş yapabiliyorduk arkadaşlar. Bir başka değişiklik arkadaşlar Kayıt ve Goyo'nun pompalısına gelen değişiklik. Kayıt ve Goyo'nun pompalısında TCSG 12 silahında arkadaşlar hasar 84'ten 55'e düşürüldü. Ancak 84'ten 55'ine düşürülse bile toplam üzerimize taşıdığımız mermi sayısı artırıldı. Bir başka değişiklik ve en önemli değişikliklerden bir tanesi arkadaşlar Yegira gelen değişiklik. Jäger arkadaşlar bundan sonra hızı 2 ve zırhı 2 olarak dengelenme değişikliğine getirildi. Zaten hali hazırda biliyorsunuz ki Jäger'in silahı nerf yemişti. Geçtiğimiz zamanlarda hasarı düşmüştü. Ve bundan sonra Jäger'in hızı 3'ten 2'ye, armor'u da 1'den 2'ye çıkartarak dengelendi. Dengelenme değişikliklerinde arkadaşlar bilmeniz gerekenler şimdilik bu kadar. İsterseniz Buck ve Yink'in oyunda nasıl göründüğünü de göstereyim size. Buck arkadaşlar biliyorsunuz ki bu pompalısı 5+1'den toplamda 25+1'e çıkmıştı. Yani toplamda sadece bir tane fazladan pompalı almış oldu. Ve her sıktığınızda toplamda şarjördeki pompalı sayısı 6'ya çıkartabilirsiniz. Yani 5+1. Toplamda 25+1 yani 26 arkadaşlar. Onun dışında Buck'taki frag granate gitti yerine flash granate geldi. Bunu da zaten biraz önce söylemiştim size. Ayrıca Claymore'da kullanabilirsiniz Buck'ta arkadaşlar. Yink'e gelen buff'tan bahsetmiştim size arkadaşlar. Ying artık hasarı T95 LSV'nin hasarı 43'ten 46'ya çıktı ve sağ altta gördüğünüz gibi 4 tane kandil atabiliyoruz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar.